sorumluluk üstlenecek insanların sesi olacak bir medya olarak World Türk, umudun, cesaretin, bilimin hayat verdiği bir anlayışla halkın yükselen sesi olacak. Hoş geldin World Türk. Değerli izleyicilerimiz, dünyanızın televizyonu World Türkiye hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ses Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen Bey. Sayın Başkanım, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Sağ olun, gayet iyi olmaya çalışıyoruz. Böyle ifade edeyim. Elbette yani ülkenin ciddi sıkıntıları var. Çevremizde herkes ciddi mağduriyetler yaşıyor. Ama buna rağmen iyi olmalıyız. Bunu başarmalıyız. Bu umutla yaşamalıyız. Yoksa yaşamanın anlamı kalmaz tabii. Evet, evet. Size katılıyorum. Başkanım, Serhat şehrimiz Gazi Kars ilimizdesiniz. Serhat şehrimize buradan, İstanbul'dan selam, sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum öncelikle. Teşekkür ediyorum. Herkesi selamlıyorum. Sağ olun. Programımıza Ses Partisi Genel Başkanı olarak yaklaşan seçimlerde hedeflerinizden öncelikle izleyicilerimizle paylaşabilir misiniz efendim? Buyurun. Biz bir iddiayla yola çıktık Mehmet Bey. Türkiye siyasetinin tıkandığı, siyasetin sorun çözme imkanını yitirdiği, Türkiye'de evet 130 civarında parti olmasına rağmen yani aslında siyasetin amacı olan, partilerin varlık sebebi olan sorun çözme konusunda bir ciddi kriz yaşadığımızın tespitiyle yola çıktık. Evet, Türkiye'de liderler iddialı konuşuyorlar. Siyasi partiler kendilerince işte seçmeni bloke ettiklerini, seçmenin beklentisine cevap verdiklerini iddia ediyorlar. Ama siyasette iş neticesiyle bellidir. Bugün itibariyle hem ekonomide hem adaletle ilgili, eğitimle ilgili, toplumsal yozlaşma, çürümeyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyorsak burada siyaset kurumunun topyekün sorgulanması, topyekün masaya yatırılması gerekiyor. Biz bu nedenle hep şunu ifade ettik. Diğer partilerden belki en büyük farkımız, yani işte 120 civarında parti varken neden siz de yeni bir parti kurdunuz dediklerinde en temel sözümüz şu: evet, partiler bir amaç için var ama bu amaca hizmet etmiyorlarsa bizim bir bütün olarak sistem eleştirisi yapmamız lazım. Ahmet'le, Mehmet'le, kişilerle, filanca partiyle falan ibaret, ya yani bundan ibaret bir durumla karşı karşıya değiliz. Dolayısıyla çözüm de sadece bizim partimizin, sadece bizim işte önerdiğimiz kişilerin inisiyatif almasıyla çözülebilecek nitelikte değil. Bir sistem değişikliğine gitmeliyiz. Türkiye siyasi partiler sistemi toplumsal siyasete imkan vermiyor, siyasetin sorun çözmesini zorlaştırıyor. Dolayısıyla da bizim öncelikle hedefimiz Türkiye'de bu siyasi kültürü değiştirmek, bu siyaset anlayışını değiştirmek, toplumun siyasette asıl özne olmasını sağlamak. Biz aracıyız sadece, biz kurtarıcı falan değiliz Mehmet Bey. Bu konuda siyasi partiler topluma karşı açık ve dürüst olmak zorundalar. Biz eğer Türkiye'de eğitim sistemini düzeltemezsek, biz adalet sistemini, bütün bu ekonomik sistemi değiştiremezsek, yani hiçbirimizde keramet yok, hiçbir sorunu çözemeyiz. Ama bunu yapabilmemiz için de önce kendi yaptığımız işi düzeltmeliyiz. Yani önce siyaseti düzeltmeliyiz. Önce siyasi parti sistemimizi sağlıklı hale getirmeliyiz ki bu sistem dönsün, yarın ülkenin sorunlarını çözebilsin. Dolayısıyla da burada hani bizim öncelikli hedefimiz elbette ki ülke sorunlarını çözebilecek,
çözüm üretecek bir siyaset tarzını geliştirmek. Sadece kavga etmeye odaklı, sadece kutuplaştırmaya, kamplaştırmaya, gerilime odaklı siyaset aslında toplumsal çürümeyi, siyasal çürümeyi örtme işini görüyor. Yani ben bir kimlik üzerinden, bir başkası bir inanç üzerinden, ötekisi bir ideoloji üzerinden, evet kendi tabanlarımızı motive ediyoruz, heyecanlandırıyoruz, fanatik insanların bizi alkışlamasını sağlıyoruz ama bu sorun çözmeye yetmiyor. Onun için de bizim birinci hedefimiz muhalefetteyken de kurulduğumuz andan itibaren şu anda ilçe teşkilatlarımızı kuruyoruz, kongrelerimizi yapıyoruz. Bu süreçte de yani iktidar olmadan değiştirmeyi başarmalıyız. İktidar olmadan değiştirmek için de önce yaptığımız işi düzeltmeliyiz. Türkiye'de bu hastalıklı siyaset biçimiyle bu taassup içeren, fanatizm içeren particilik anlayışıyla sorunları çözemeyiz. Biz siyaset biçimimizi değiştirirsek, siyasi parti alışkanlıklarımızı düzeltebilirsek, siyaset bir geçinme kapısı olmaktan çıkar, siyaset toplumsal sorunları çözme iddiasıyla bir iş görür. Onun için birinci hedefimiz Türkiye'deki siyaset anlayışını değiştirmek olmalı. Başkanım, bunlar fevkalade şeyler söylediğiniz ülkemiz için hakikaten önemli. Çok çok önemli. Bunu biraz daha çoğaltabiliriz sizin. Çünkü diğer programlarınızı da ben takip ettiğim zaman bunların bir çoğunu bu hedeflerinizin arasında görmüş oluyoruz. Yeni siyaset biçimi diyorsunuz. Yeni siyaset biçiminden bahsediyorsunuz. Ne anlama geliyor bu? Şimdi siyasetçiler sizce kendini yenileyemedi mi başkanım? Nasıl bir durum bu yani? Yeni siyaset biçimi derken nasıl bir siyaset hedefliyorsunuz? Çok haklısınız. Çok yerinde bir soru. Bir hani kısa panorama izninizle paylaşayım. Küçük bir resim çekmeye çalışayım. Yani biz yaklaşık İşte 110-120 yıldır siyasi parti geleneği olan bir ülkeyiz. İkinci meşrutiyet dönemini esas alırsak, yani 1900'lü yılların işte 1907'ler, 8'ler bu dönemi esas alacak olursak yaklaşık 115 yıldır siyasi partilerle tanışıyoruz. Ama tam da o dönemden bir örnekle devam edeyim izninizle, çok işi tarih tartışmasına boğmadan. Balkan Savaşları yani Osmanlı'nın önündeki en büyük tehlikeydi ve Balkan Savaşları sırasında İstanbul'un yani başkent olduğu için söylüyorum, neredeyse en büyük yükü, en büyük derdi partiler arasındaki kavgaydı. Düşünün ki bir imparatorluk gidiyor, dağılıyor, toprak kaybediyor ama İstanbul'da siyasi partiler birbirleriyle çekişerek yani adeta toplumun umudunu, heyecanını kırıyor ve ülkenin sorununu çözmeye odaklanmak yerine birbirlerini ihbar etmek, birbirlerini suçlamak, birbirlerine çelme takmak, birbirlerini engellemekle meşguldüler. Şimdi 1900'lü yılların başlarından beri ne yazık ki biz bize ait olmayan, yani evet siyasi partiler İslam toplumlarında, Orta Doğu'da, Osmanlı'da doğmadı. İşte ilk örnekler seçim ve parti denemeleri Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde doğdu. Ama evet bugün siyasi partiler demokratik mücadelenin önemli araçları. Ama biz 110 yıldır bu partilerin ülke yararına hizmet etmesini sağlayacak kendi değerlerimizi, evrensel değerlerle buluşturacak bir mekanizmayı ne yazık ki geliştiremedik. Amerika'da partilerin ilk ortaya çıktığı ülke olduğu için söylüyorum. Amerika'da siyasi parti fanatizmi yok. Bizimki gibi bir parti disiplini yok. Parti içinde eleştiri, tartışma, farklı görüş beyanı son derece normal. Partiler sadece kongre süreçlerinde, yani aday belirleme sürecinde cumhuriyetçilerin ve demokratların adayının yerelden belirlenmesinde bir iş görüyorlar, bir işlev görüyorlar. Yani toplumun siyasete katılması, aday belirleme sürecinde toplumun kararının o karar alma sürecinde belirleyici olmasını sağlıyorlar. Ama seçim bittiğinde siyasi partilerin işlevi azalıyor ve artık İnsanlar birbirinin partisine bakmaksızın, yani hangi işte temsilciler meclis üyesi, hangi senato üyesi, hangi başkan, hangi partiden olursa olsun Amerikan çıkarları her şeyin üzerinde oluyor
ve parti fanatizmini bir tarafa bırakıyorlar. Bir demokrat cumhuriyetçiyi destekleyebiliyor ya da bir cumhuriyetçi kendi cumhuriyetçi başkanını eleştirebiliyor Trump döneminde olduğu gibi. Yani partileri merkeze koymuyorlar. Ülkenin çıkarını merkeze koyuyorlar. Ama biz çok partili hayat denemelerimizde, işte demin Balkan Savaşı dönemini söyledim. Yani İttihat Terakki ile Hürriyet İtilaf arasındaki öldüresiye kavga. Yani birbirlerine suikast düzenlemeye varana kadar en ağır hakaretler, tehditler. Yani o dönemin zabıtlarını açıp okursanız göreceksiniz. Ya da işte çok partili hayat geçiş denemelerimiz Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Çok uzatmayayım ama 1946'da çok partili hayata geçmeyi başardık. Bütün dünyadaki gelişmeyle, değişimle birlikte bunu başarıyla bitiremedik. 1950'li yıllarda evet Demokrat Parti CHP'nin içinden doğdu. Toplum büyük bir ilgi gösterdi, teveccüh gösterdi. Ama 3-4 yıl sonra 1955'e geldiğimizde Demokrat Parti gücü öyle kullanmaya başladı ki işte Vatan Cephesi, radyolarda anonslar ve nihayet 27 Mayıs gibi son derece yüz kızartıcı, utanç verici bir manzara, bir ülkenin başbakanı, iki bakanı idam edildi. Yani şunu demeye getiriyorum. Biz siyasette diyaloğu, konuşmayı, müzakereyi, tatlı rekabeti başaramıyoruz. Partilere din gibi itibar ediyoruz. Partileri bir mezhep gibi tercih ediyoruz ya da futbol takımı tutar gibi birbiriyle dövüştürmeye çalışıyoruz. Burada çok net biçimde bizim siyaset kültürümüzle parti mekanizmasının yeniden harmanlanması gerekiyor. Ülke yararına particilik nasıl yapılır? Siyasi partiler bizim kavga etmemizi sağlayan değil, bizim sorunları konuşmamızı, uzlaşarak çözüm bulmamızı sağlayan bir mekanizma haline gelmelidir. Bunu başarmalıyız. Burada hani siyasi parti karşıtlığı kimse herhalde anlamaz. Sonuçta geçmişte de ben siyasi çalışmalarda siyasi partileri önemseyen birisiyim. Bugün de yeni bir siyasi çalışmanın içerisindeyiz ama bu bize de dokunsa, biz de halka hesap vermek zorundaysak vermeliyiz. Ama Türkiye'de siyasi parti kültürü, anlayışı tümden değişmeli. Bu değişmediği müddetçe, bu konuda bir mesafe alamadığımız takdirde biz de yarın toplumun oyunu alsak yine ülkenin sorunlarını çözemeyiz. Onun için önce başlangıçta bu siyaset tarzımızla ilgili, siyasi ahlakımız, siyaset yapma biçimimizle ilgili esastan bir değişim yaşayalım istiyoruz. Parti toplum ilişkisi, partilerin birbiriyle ilişkisi, iktidar muhalefet ilişkisi, liderlik, parti içi demokrasi, partilerin yerel yönetimleriyle merkezi yönetim arasındaki ilişki, sivil toplumun siyasete katılabilmesi, bütün bunlar yapısal sorunlardır. Biz bu yapısal sorunları çözmeyi her şeyin önünde, üzerinde görmeliyiz. Aksi takdirde yani tıpkı Balkan Savaşı'nda olduğu gibi parti taassubu yüzünden biz birbirimizle didişirken ülke büyük bir tehlike yaşar ve biz sorunlarımızı çözmek bir yana tam tersine sorun üreten, kendisi sorunun parçası haline gelen bir siyaset aygıtıyla, bir siyaset yapma tarzıyla karşı karşıya kalırız. Başkanım, bunlar ülkemizin özlediği siyaset tarzı olsa gerek, hakikaten ihtiyaç olan şeylerden bahsediyorsunuz. Başkanım, Ses Partisi olarak kitleleri arkanıza almak için neler söylersiniz izleyicilerimize? Yeni bir partisiniz, iddialı söylemleriniz var. Bu kitleleri toparlamak için neler yapacaksınız? Şimdi bir kere hani o meşhur Demirel'in hani sonuçta Türkiye'de eksikleriyle, yanlışlarıyla, Türkiye'ye yaptıklarıyla yani ölenleri hayırlı etmek lazım. Meşhur tabiriyle düşün peşimize falan demiyoruz. Biz sizi kurtarmaya geliyoruz falan iddiasında hiç değiliz. Böyle bir şey mümkün değil. Kim bunu söylüyorsa yalan söylüyor. Bugünün dünyasında kimse kimseyi kurtaramaz. Biz ilkel bir kabile değiliz. Türkiye'de gençler, toplumun farkındalığı, dünyayı görmek, bütün bunlar aslında bize şunu dayatıyor, şunu zorunlu kılıyor. Ya birlikte mücadele edeceğiz ve birlikte bu ülkeyi düzlüğe çıkaracağız, Türkiye normalleşecek, Türkiye daha demokratik, daha özgür, ekmeğin daha adil paylaşıldığı, fırsat eşitliğinin
önünde hiçbir engelin kalmadığı, kimsenin inancından, etnik kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir ülke olmayı ya birlikte başaracağız, yani bu ülke güzelleştiğinde hepimiz için güzel olacak, etnik kökenimiz, inancımız, siyasi parti aidiyetimiz ne olursa olsun hepimiz için güzel, yaşanılır bir ülke olacak, ya da tam tersine hepimiz, ki hiç kimse bunu istemez galiba, bu ülkeyi terk etmek, bu ülkeden kaçmak, işte bizden daha iyi koşullara sahip ülkelerde yaşamak için bir yol aramak zorunda kalacağız, ki bu asla hiçbirimizin isteyeceği bir şey değil. Ama ne yazık ki gençlerimiz, çocuklarımız %70 oranında bu ülkeden başka bir yere gitmeye çalışıyorlar. Bu bizim bu ülkeye yapacağımız en büyük kötülüktür. Biz Ses Partisi olarak şunu çok net söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye'de siyasete toplum kendisi katılırsa, siyaseti siyasetçilere bırakmazsak, siyaseti meslek haline getiren, siyasetten geçinenlerin bizi birbirimize düşürerek siyaset yapmasına fırsat vermezsek bu ülke düzlüğe çıkar. Bu ülkenin yeterince imkanı var. Yeraltı kaynakları, coğrafyası, bulunduğu konum, yani insanların çalışma konusunda zor işleri yapma, işte bizim kendi şehrimiz başta olmak üzere en zahmetli, en zor işleri yapma konusundaki feragatı, fedakarlığı bu ülkenin daha iyi, daha insanca, daha onurluca, daha müreffeh, daha barış içinde ve özgür yaşayabileceğimiz bir ülke inşa etmek pekala mümkün. Ama bunun biricik şartı var. Çok net söylüyorum. O da siyasi kavgaları bir tarafa bırakmak ve farklı görüşlerimiz, farklı düşüncelerimiz, farklı çözüm önerilerimizi insanca, medenice tartışmak ve bir ortak aklı, bir ortak vicdanı, hepimizi ilgilendiren bir hukuku, hepimizi kapsayacak, hiç kimseyi dışlamayacak bir anayasal zemini birlikte inşa etmeliyiz. Ve siyaseti sorun çözen, sorun üreten değil, sorun çözen bir mekanizma haline getirmektir. Şunlar çok somut, hani bizim toplumla paylaştığımız şeyler. Eğer bu ülke, yani özellikle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken daha demokratik, daha sivil, daha özgür ve daha kapsayıcı bir anayasa yapabilirsek, anayasadaki eşit yurttaşlık kavramı üzerinden ülkenin geçmişten devraldığı bütün sorunları, Alevilerin sorunlarını, dindarların sorunlarını, Kürtlerin, Çerkeslerin, herkesin sorununu pekala bu adil hukuk düzeni içerisinde çözebiliriz. Eğer ekonomide, yani insan emeğini sömürmeye dayalı, haksız kazanca dayalı, üretmeden kolay zengin olmaya dayalı ekonomik anlayışın yerine yeni bir alternatif inşa edebilirsek bu ülkede daha insanca yaşanabilir bir gelir düzeyini bütün yurttaşlarımız paylaşabiliriz. Bu imkanları bu ülkenin var. Yani tek tek bütün politik alanlarına girmeyeyim. Ama şunu bir kez daha ifade edeyim ki bunun bir tek yolu var, o da toplumun siyasete girmesidir. Toplumun siyasete müdahale etmesidir. Toplumun siyasal karar alma süreçlerinde aktif yurttaş olarak ülkesini seven, çocuklarının yarınlarını düşünen, ülkenin bir uçurumdan aşağıya sürüklenmesinden endişe eden herkesin sorumluluk alması, taşın altına elini koymasıdır. Aksi takdirde siyaset kapılar ardında, dar kulis ortamlarında sadece kim milletvekili olacak, kim belediye başkanı olacak ya da benim yakınlarım zengin olabilecek mi, ben yakınlarımı haksız kazanç imkanlarına kavuşturabilecek miyim diye siyaset yapmaya devam edersem, edersek siyasetçiler, siyasi partiler bu kuşatma içerisinde siyasi alanı işgal ederlerse toplum için hiçbir şey değişmez, toplum için hiçbir şey düzelmez. Eğer düzelecekse, değişecekse bu toplumun aktif siyasete katılmasıyla mümkündür. Açıkça iddia ediyoruz, meydan okuyoruz. Diyoruz ki buyurun siyasette neden rahatsızsanız, neyi eleştiriyorsanız, yani neyin olmamasını istiyorsanız bütün bunlara karşı birlikte mücadele edelim. Eleştirmek kolaydır. Hani o Mevlana'nın güzel sözüdür, der ki karanlığa küfredeceğinize bir mum da siz yakın. Evet, gelin hep birlikte bu ülkenin geçmiş kavgalarını bir tarafa bırakalım. Bu ülke yararına ne varsa o güzel şeyleri, o hepimizin olumlu katkı sunabileceği şeyleri birlikte yapalım diyoruz. Evet. Başkanım, bunlar bu söylediklerinizle ilintili. Geçmişte STK temsilciliği yaptınız. Şimdi siyasetçi kimliğiniz var. Siyaset meslek olmaktan şu an sanki meslek gibi
50 senedir siyasetçi insanlar gençlere bir yol vermeli diye düşünüyoruz. Bu sokağın vermiş olduğu ses. Siyaset meslek olmaktan kurtulmalı mı? Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Açıklamalarınızla ilintili olduğu için soruyorum. Yani Sayın Erdoğan çok tabii belki de siyasetteki kilitlenmenin en önemli noktalarından birine parmak bastınız. Türkiye'de siyaset mutlaka sivilleşmeli. Yani toplumun özellikle gençlerin, yıpranmamış yüzlerin, geçmişten beri hani siyaset üzerinden herhangi bir yeteneği, sanatı, birikimi, deneyimi, tecrübesi olmayan, mesleği olmayan, toplumda bir artı değer üretmeyen insanların siyaset üzerinden var olma, siyaset sayesinde bir alanı kontrol etmesine son vermemiz lazım. Ya bu nedenle de Türkiye'de sivil toplumun siyasete katılımı konusunu baştan yeniden konuşmalıyız. Siyaset yapmak elbette ille ve sadece siyasi partilerde olmaz. Pekala derneklerde, platformlarda, toplumsal hareketlerde, çevre, gençlik, kadın, insan hakları, inanç, bütün bu alanlarda engelli, tüm bu alanlarda yani bir partiye bağımlı olmadan da, bir partinin arka bahçesi olmadan da siyaset yapılabilir, siyaset yapılabilmeli, siyaset üretebilmeliyiz. Biz onun için diyoruz ki yani Türkiye'de hem Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü mutlaka değişmeli. Sivil toplumun siyasete katılımını kolaylaştırılacak düzenlemeler olmalı. Bu başka ülkelerde var. Dünya bunu pekala başarabiliyor. Yani sivil toplum örgütleri yasa yapma süreçlerine daha aktif katılabilirler. Bu çok doğal ve zorunlu. Yani nedir? Biraz somut ifade edeyim isterseniz. Mesela engellilerle ilgili bir yasa çıkması gerekiyorsa engelli dernekleri, engelli federasyonları, konfederasyonları bu alanı benden daha iyi bilirler. Bütün partilerden, bütün milletvekillerinden iyi bilirler. Dolayısıyla onların bu yasa yapma sürecine katılması, sözü söylemesi, taleplerini ortaya koyması, yani tek tek bütün alanları saymayalım ama hukuk dernekleri elbette insan hakları ile ilgili bir yasa yapılırken daha çok söz söylemeli. Sağlıkla ilgili bir düzenlemede sağlıkla ilgili meslek örgütleri, tabip odaları, sağlıkla ilgili sendika iş kolları ve üniversitelerin sağlıkla ilgili tabii ki uzmanları daha çok söz söyleyebilmeli. Ve bu bir formalite olmaktan çıkmalı. Bugün de şeklen baktığınızda var gibi gözüküyor. Ama gerçekte bu olmadığı için yasa yapma süreçlerine sivil toplum yeterince etkin, güçlü katılamadığı için ne yazık ki yani parlamento sanki işte sadece siyasetçilerin karar alma süreçlerinde inisiyatif kullandığı bir zemine dönüşüyor. Oysa demin söylediğim gibi Avrupa Parlamentosu'nda da gelişmiş demokrasiye sahip ülkelerin karar alma süreçlerinde de sivil toplum çok daha belirleyici, çok daha katılımcı. Bir örnek daha vereyim, bizim için çok önemli. Başka hiçbir parti galiba bunu çok net, bu kadar açık savunmuyor. Onun için özellikle belirtiyorum. Tek tek yurttaşların, yani herhangi bir derneğe üye olmayan, herhangi bir sendikaya, sivil toplum örgütüne üye olmayan tek tek yurttaşların da siyasal karar alma süreçlerinde aktif inisiyatif kullanabilmesi lazım. Yani burada iki inisiyatif var dünyada bilinen. Birisi imza yoluyla yasa yapmadır. Yani nedir? İşte diyelim ki parlamentoda bir milletvekili mi kanun önerisi verebiliyor? Türkiye'de bir milletvekili yaklaşık kaç kişinin oyuyla seçilebiliyor? Yani tabii şehirlere göre değişiyor ama 20-30 bin oyla milletvekili olabilen şehirler var. Ya da işte daha böyle 100 bin, 150 bin oya yakın millet vatandaşın oyunu alarak milletvekili olunabilen şehirler var. Yani kabaca söylüyorum, diyelim ki 50 bin ortalama, 50 bin vatandaş bir araya geldiğinde kanun önerisi verebilmeli. Eğer siz bir şehirle ilgili acil bir ihtiyaç varsa ya da bir meslek dalıyla ilgili, bir sorun alanıyla ilgili, işte diyelim ki SMA hastalarıyla ilgili, onların işte ödemeleri, ilaçlarıyla ilgili toplumda ciddi bir talep var, ihtiyaç var ama siyasetçi buna kulak tıkıyor, duymazlıktan geliyor, insanlar seslerini partilere duyuramıyorlar ama can yanıyor. Çocuklar ölüyor. Geç kalındığı zaman, tedavi sağlıklı olmadığı zaman insanlar sokaklarda yardım toplama kampanyaları yapıyorlarsa bu aileler pekala örgütlenirler, yakınlarıyla buluşurlar, imza toplarlar ve bir yasa ihtiyaç varsa o yasayla ilgili meclisi böylece hareket etmeye mecbur kılabilirler. Bu bir yöntemdir. İkincisi de geri çağırmadır Mehmet Bey. Bu da çok önemli bir şey. Bir siyasetçi sandıkta seçim döneminde halka bol bol vaatte bulunur.
Türkiye'de bu bir alışkanlığa dönüşmüş. Yapacağı, yapmayacağı her şeyi vaat eder. İnsanları adeta kandırarak oylarını alma üzerine bizde seçim süreçleri işler. Oysa seçimden sonra halka hesap vereceğini bilirse bunu bu kadar kolay, bu kadar keyfi yapamaz, yapmaz, yaptırmazlar. Halk yakasına yapışır ve der ki sen bizden oy almak için böyle şeyler söyledin ama sonra seçildikten sonra bizi unuttun, bir daha bizim yüzümüze bakmadın, bize vaat ettiğin şeyleri yapmadın. Sadece kendi kişisel kariyerin, çıkarın ya da yakınlarını zengin etmek üzere mesaini doldurdun, maaşını aldın, yıllarını bitirdin ve hani sonunda da görev süren doldu. Buna izin vermiyor artık dünyadaki demokrasiler. Geri çağırma diye bir mekanizma var. Yine demin söylediğim gibi farklı ülkeler bunu anayasalarına farklı biçimde koyuyorlar. Yani şu, evet 5 yıllığına seçilmiş olabilirsin, 4 yıllığına seçilmiş olabilirsin. Ama yani Türkiye'de artık belediye başkanlığı da milletvekilliği de 5 yıl için seçiliyor. Bir kişinin seçilmesi için ne kadar oy gerekiyorsa o oranlar tespit ediliyor ve o kişi görevden erken el çektirilebiliyor. Yani bir belediye meclis üyesi örneğin, hani daha rahat söyleyeyim. Bir belediye meclis üyesi ya da bir milletvekili yani işte 20 bin 30 bin oy alarak seçilmiş ama görevini hakkıyla yapmıyor. Meclise bile gidip gelmiyor. Örneğin düşünün ki hiç mecliste oturumlara katılmayan milletvekilleri var ama milletvekili maaşını almaya devam ediyor. Ya da işte belediye meclisinde yani hiç o şehirde bile yaşamıyor ama belediye meclis üyesiymiş gibi bir koltuğu işgal ediyor. O yeterli imza toplandığında o kişinin 5 yıl görev yapmasına tahammül etmek zorunda değiliz. Görevden el çektiriyoruz. Yedeği varsa yedeği gidiyor. Dolayısıyla pekala bu dünyada uygulanıyor. İskandinav ülkelerinin anayasalarına yazılıyorsa biz de bunu yapmalıyız. Daha farklı mekanizma önerilerimiz var ama daha fazla yani uzatmayayım. Ama bizim bu anlamda yani seçilmiş siyasetçinin topluma hizmet etmek zorunda olduğunu, eğer siyasete giriyorsa bunu göze almalıdır. Yok başka bir hesapla siyasete girmişse de halk onun yakasına yapışmalı ve onun o koltuğu 5 yıl işgal etmesine fırsat vermemelidir. Bu seçmen iradesidir. Bu katılımcı demokrasidir. Bu artık kaliteli demokrasidir. Biz yani eski model siyasetten bu anlamda kurtulmalıyız diye bunun altını çizmek istiyorum. Başkanım bunlar güzel şeyler. Burada güven aklıma geliyor. Hem bulunduğu kurumlara, hem bulunduğu topluma, hem siyasete güven. Burada şöyle yine konuşmalarınızla ilintili, iç içe gelişiyor zaten sorularımda sizi dinledikçe. Siyasette yeni adımlar atmak için güven kazanma ve güven telkin etmek lazım. Bunun yolları nedir başkanım sizce? Bir kere tabii birinci şart galiba yani siyasetçinin gerçekten ülke için, toplum için bir şeyler yapmak istediğine dair bir inancın, bir kanaatin yeniden doğması gerekiyor. Bu öldü neredeyse, neredeyse bitti. Toplumun büyük ekseriyeti siyasetçilerin kendi çıkarları için siyaset yaptığına inanıyor. Çünkü etrafındaki örneklere baktığında tabii ki istisnalar hani tırnak içinde yani kaideyi bozmadığı için bundan müstesna olan şahsiyetler şüphesiz var, son derece saygın her partide, her siyasi görüşte yani bunu hak eden, bunu layıkıyla temsil eden siyasetçiler elbette var. Bunun hakkını vermeliyiz, teslim etmeliyiz. Ama büyük ekseriyetle ilgili en azından algı, gerçek ne olursa olsun toplumun siyasetçiye bakışındaki temel algı güven üzerine kurulu değil. Toplum siyasetçiye güvenmiyor. Siyasetçiye inanmıyor. Siyasetçinin sadece kendi cebine çalıştığına dair bir yaygın kanaat varsa bunu mutlaka değiştirmeliyiz. Bunu mutlaka düzeltmeyi başarmalıyız. Yani siyasetçi görevi başındayken saygı görüyor, önünde düğme ilikleniyor, ayağa kalkılıyorken koltuğu kaybettiğinde, imkanlardan mahrum kaldığında sokağa bile çıkamıyorsa, insan içine çıkamıyor, dolaşamıyor, halk arasında yani normal bir insan gibi, sıradan bir vatandaş gibi yaşayamıyorsa bu güven bunalımının sonucudur. Ama yani biz siyaset yapanların, siyasette dürüstlük kaygısı olanların, toplumsal hassasiyeti olanların yaptığı işi temize çıkartması gerekmiyor mu? Yani gazeteciler örneğin yani sizin mesleğiniz, benim de mesleğim, yıllarca gazetecilik yaptım, bundan onur duyuyorum. Bu işi namuslu, dürüst, toplum yararına yapan
on binlerce insan varken, on binlerce muhabir, gazeteci varken, yani çürümüş bir takım kişilikler yüzünden niye mesleğimiz tümüyle yani bir lekelensin ve bize gazeteciyiz dediğimiz zaman yani sanki ayıplı bir iş yapıyormuşuz muamelesi niye görelim? Tam tersine toplum için hizmet ediyorsak, fedakarlık yapıyorsak, zor şartlarda yayıncılık yapıyorsak, gazetecilik yapıyorsak takdir görelim değil mi? Bunu istiyoruz. Ama bu takdiri görmemizin yolu bu mesleğin kirlenmesini, çürümesini engelleyecek müdahaleler yapmaktır. Siyaset için de aynı şey geçerlidir. Yani biz eğer çürümüş, yozlaşmış siyasetçilerin toplumda güven sarsan uygulamalarını engelleyebilirsek, durdurabilirsek, bir yeni güven inşa edebilirsek toplum siyasete katılır. Toplumun da siyasetten beklentisi daha sağlıklı olur. Yani ben kendi çocuğuma iş bulmak için değil, Türkiye'de işsizliğin son bulması için siyasete katılırım. Ben işte kendime haksız bir kazanç elde etmek için değil ama mahalleme hizmet almak için, yolların temizlenmesi için ya da işte ülkenin güvenliğiyle ilgili doğru politikaların uygulanması için, ekonomide kişisel kazanç değil ülke ekonomisi yararına işler yapılması için siyasete baskı kurmaya başlarım. Vatandaş olarak, yurttaş olarak. Yani buradan hani şuraya getireyim, güven bunalımını aşamazsak Türkiye'de siyasetçiye olan güvensizlik hiç olmazsa sıfırlanmasa bile, %100 güven tesis edilmese bile bugünkü güven krizinden, güven bunalımından çıkmazsak hiçbir sağlıklı değişim yaşayamayız. Çünkü toplum eğer güven esaslı siyaset yapmıyorsa korkularıyla siyaset yapıyordur Mehmet Bey. Bu çok önemli bir şey. Bizim şu anda seçmenlerimizin büyük kısmı korkuyla tercih yapıyor. Bakın daha bugün yayınlanmış bir anket, dün yayınlanmış bir anket. Ben bir taraftan arkadaşlarımızla birlikte şehirleri dolaşıyorum. Yani dün işte Malatya'da bir kayısı üreticisi esnafla uzun bir sohbet ettik. Yani biz şov için halkın içerisine çıkmıyoruz. Sahici ilişkiler kuruyoruz. 15 dakika, 20 dakika, yarım saat bazen birini dinliyoruz. Gerçekten siyasetçiye nasıl bakıyorlar, siyasete bakışları nedir? Şunu görüyorum. İnsanlar evet kerhen belki bir partiye taraftar gözüküyorlar ama anketlere de yansıdığı gibi mesela %29 civarında seçmen hiçbir partinin sorunları çözeceğine inanmıyor. Yani her 3 seçmenden birisi Mehmet Bey, 3 seçmenden birisi, bu çok büyük bir rakam, diyor ki evet bir partiye oy vereceğiz ama oy vereceğimiz partinin ülke sorunlarını çözeceğine inanmıyoruz. Ya şimdi biz inanmadığımız halde niye oy verelim? Korkularımızla oy veriyoruz. İşte yani filancalar gelmesin iktidara diye, yani muhalefete dair bir korkumuz varsa örneğin, iktidara oy veriyoruz. Ya da iktidar partisine karşı bir korku taşıyorsak, bu sefer aslında muhalefete inanmadığımız halde, muhalefete güvenmediğimiz halde bir muhalefet partisine oy vereceğimizi beyan ediyoruz. Bu korku dünyasından çıkmamız lazım. Bu korku atmosferinde verdiğimiz hiçbir oy sağlıklı değildir. Biz tam tersine özgüven ve güven ortamında halk kendine güvenecek, halk siyasetçisine inanacak ve bu ülkede hepimizin yararına bir yeni siyaseti birlikte inşa edeceğiz. İnşallah, inşallah başkanım. Bunlar temennileriniz, katılıyorum. Başkanım, ülkemizde bir çağrı yapıyoruz Mehmet Bey izninizle. Diyorum ki insanlar, yani sözünüzü kestim özür diliyorum ama çok uzatmayacağım. Eğer gerçekten hesap sormaktan bahsediyorsa siyasetçilerimiz, yani iktidara geldiğinde hesap soracaklarsa, vallahi şimdiden yakınlarından, partililerinden hesap sorsunlar. Şimdiden kendileri halka hesap versinler. Biz bu konuda çok netiz. Yani hem belediyecilik dönemimizde hem milletvekilliği dönemimizde halka hesabını veremeyeceğimiz bir tek kör kuruşun yani sorumlusu değiliz. Her şeyin belediyecilikte ayrıntısıyla geliri, gideri şeffaf biçimde açıkladık. Aday olurken mal varlığımızı kamuoyuna açıkladık. Öyle kapalı zarf içerisinde sadece ilgili makama sunmadık. Ben siyasete girdiğimdeki gelir düzeyim, imkanlarım, mal varlığım neyse ve yakınlarımın bugün de hemen hemen aynı düzeydedir. Şimdi bir insan 2-3 yıl milletvekili yaptığında ya da bir dönem belediye başkanlığında bulunduğunda nasıl dünyanın mal varlığına sahip olabiliyor? Bu mümkün mü? Böyle bir şey olabilir mi? Bu maaştan bu çıkar mı? Çıkmaz. Yani çıkmıyorsa o zaman demek ki ben farklı haksız kazanç yöntemlerine tenezzül etmişim ya da işte diyelim ki
Hani bu finansmanın şeffaflığının önemi açısından söylüyorum. İşte bir takım partiler bakıyorsunuz işte billboardlara dünyanın parasını harcıyorlar. Medyaya büyük kaynaklar aktarıyorlar. Tabii ki medyanın evet, ayakta durması için buna ihtiyaç var. Ama bu paranın kaynağı nereden geliyor ve bu hayırına yapılmış bir iş mi? Yoksa yani bugün verdiğiniz 3 kuruşun yarın misliyle karşılığını alacak mısınız? Bütün mesele başkan, bence bu. Zamanımız daralıyor. Bir soru sormama daha müsaade edin. Dolusunuz. Buyurun. Diyorum sizi. Tam belediye başkanlığım dediniz. Yine konuşmanızla ilintili. Serhat şehrimiz Gazi Kars ilimizde belediye başkanı olarak görev yaptınız. İyi ki bu tecrübeye sahip oldum veya yapmasaydım daha iyi olurdu dediğiniz oldu mu? Mehmet Bey, ben yani siyaseti 15-16'lı yaşlarımdan beri yapıyorum. Üniversiteyi kazandığım yıllardan beri siyasetin içindeyim. Yani bunu bazen sivil toplum aracılığıyla, bazen gazetecilik, bazen insan hakları mücadelesi, bazen doğrudan parti çalışmaları üzerinden yürüttüm. Sonuçta siyaset benim açımdan bir toplumsal mücadele. Sizin açınızdan gazetecilik nasıl böyle bir toplumsal sorumluluksa, başkaları için dernekçilik, vakıfçılık ne ifade ediyorsa benim için de onu ifade ediyor. Ben makam derdinde değilim. Sonuçta bir partinin grup başkan vekiliyken, yani Türkiye'de belki bir elin işte parmaklarından biraz fazla sayıda insanın sahip olduğu kırmızı plakalı makam aracı kullanabiliyorken, sırf şehrime hizmet etmek için bundan feragat ettim, milletvekili dokunulmazlığından feragat ettim, hakkımda onlarca açılacak dava olduğunu bildiğim halde milletvekilliğinden istifa ettim, yeter ki Kars için yani beni 3 kez seçen bir şehre yani küçücük bir hizmet vesilesi bile olsa bu benim için çok değerli diyerek bu tercihi yaptım. Elbette arkadaşlarımızla birlikte bütün siyasi partiler, kimseyi dışlamadan söylüyorum, Türkiye'de başka örneği yoktur. 5 siyasi parti belediye meclisinde birlikte şehir için hizmet ettik, uzlaştık. Yaptığımız düzenlemelerin büyük kısmını oy birliğiyle gerçekleştirdik. Ya bu anlamda hem bütün partilere teşekkür ediyorum, hem Kars halkına teşekkür ediyorum. Hiç pişman değilim. Tam tersine Kars'ta çok şey öğrendim. Kars halkı, Karslılar yani Kürdü, Türkü, Terekemesi, Azerisiyle bana onur verici bir şey öğrettiler. O da şu, bütün imkanlardan mahrum da olsanız, yani belediye bütçeniz sıfırlamış olsa, borç batağında da olsanız, eğer siz fedakarlık yapıyorsanız, halk için bir adım atıyorsanız, halka hizmet etmek üzere bir makamı, bir görevi kullanmaya talip olmuşsanız, halk size sahip çıkıyor. İki şey konusunda hatta çok göğsümüzü gere gere söylüyorum. İki şey konusunda çok netiz. Bir, belediyede kimse bizim dönemimizde haksız bir kazanç ya da rüşvet alarak iş yapma örneği gösteremez. İki, kimse Kars'ta bizim ayrımcılık yaptığımızı, yani Azeri'ye farklı, işte Kürt'e farklı, işte Terekemi'ye farklı, yerliye farklı ya da işte dindara farklı, diğerine farklı davrandığımızı hiç kimse iddia edemez. Yani ayrımcılık yapmamak ve siyaseti bir rant aracına çevirmemek konusundaki gösterdiğimiz çabanın, duyarlılığın neticesinde halk da kendi şehrine sahip çıktı. Bize değil aslında, şehrine sahip çıktı. Evet. Eski başkanım, borçlarını ödedi. Başkanım, tam oradaki böyle Serhat şehrimize görev yapmaktan gurur duyuyorum diyorsunuz genel toplam olarak, öyle anlıyorum ben. Ülkemizde şu anda yaklaşan seçim var. Programımızın da sonuna geldik. Çok az bir zamanımız kaldı. Sizin de akıcı konuşmanızı kesmek istemiyorum. 120'nin üzerinde parti var şu anda. Parti kuruldu. Bu partilerle yaklaşan seçim dolayısıyla ittifak düşünceniz var mı? Biz siyasette eğer bir programınız varsa, bir sözünüz varsa, bir çözüm öneriniz varsa önce kendinize güvenmeniz gerektiğini düşünürüm. Ve bu niyetle yola çıktık. Mevcut partiler, mevcut ittifaklar zaten ülke sorunlarını çözebileceğine inandığımız adresler olsaydı girer birinde siyaset yapardık. Yani ne işimiz var, bir sürü yük alalım, cebimizden fedakarlık yapalım, maaşlarımızdan keserek bir binanın kirasını ödemeye çalışalım, biriyle gidip
işte teşkilat kurmaya çalışalım, kongre yapmaya çalışalım. Niye böyle bir fedakarlık yapalım? Pekala, kişisel olarak yeniden milletvekili olmak, yeniden belediye başkanı olmanın daha kestirme yolları vardı, daha kolay yolları vardı, daha az maliyetli, hedef olmadan, tepki çekmeden, eleştirilmeden, tefek olmadan pekala tereyağından kıl çeker gibi yeniden bir makama, bir koltuğa oturabilirdik. Ama yani şu çok net içinde söylüyorum. Türkiye'de gerçekten siyasetin değişimini sağlayacaksak bu bizim için bütün koltuklardan, makamlardan daha değerlidir. Onun için de diyoruz ki biz bu siyaset ihtiyacını topluma anlatırız, halka anlatırız. Biz siyasette kimseye kapalı değiliz. Siyaset diyalogtur, konuşmadır, müzakeredir. Konuşarak sorun çözmektir, bir araya gelmektir. İttifaklara asla karşı değiliz ama bizim şu anda gündemimizde herhangi bir ittifaka girmek yok. Biz bu siyaset tarzını topluma anlatacağız. Daha çözüm önerilerimizi anlatmaya başlamadık. Türkiye'ye bir altın çağ yaşatacak önerilerimiz olacak. Bunları toplumla paylaşacağız. Eğer toplum bizi bir ittifakın içinde görmek isterse gayet tabii toplumun talebi bizim için her şeyin üzerindedir. Ama bizim kendi başımıza sandıkta, seçimde bir yarış vererek sınavdan geçmemizi toplum daha uygun görürse de biz bunu göze aldık, bu niyetle çıktık. Bizim için en önemlisi düşüncelerimizi topluma anlatmak ve toplumun bu anlamda siyasete bakışını değiştirmek, siyasete katılımını sağlamaktır. Bu anlamda da evrensel değerlerle, yani insanlığın ortak kazanımı olan hak temelli bakış açısıyla bizim kendi kültürel zenginliğimizi buluşturacak yeni bir programı, yeni bir çözüm konseptini toplumun önüne koymayı daha öncelikli görüyoruz. Şu anda gündemimizde herhangi bir ittifaka katılma hesabı, planı yok. Evet, başkanım, programımızın sonuna geldik. Çok güzel şeyler paylaştınız. İzleyicilerimiz umarım istifade etmişlerdir. Son olarak izleyicilerimize nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Bir siyasetçi kimliğinizle ülkemize, meselelere çözüm odaklı sözlerinizle beraber. Ya bir kere tabii biz hani demin de ifade ettiğim gibi ülkeyi kurtaracak reçete bizim cebimizde. O Nasrettin Hoca'nın meşhur fıkrasında olduğu gibi hani ciğeri kaptırmış ama yani yemek tarifi beğendi diye kendi kendini kandırıyormuş. Öyle siyasetçilerden değiliz. Yani birlikte konuşacağız, birlikte çözüm geliştireceğiz diyoruz. Elbette önerilerimiz var, temel ilkelerimiz, temel bakış açılarımız var, model önerilerimiz var, dünya deneyimlerinden çıkarttığımız dersler var. Türkiye'de neyin nasıl olamayacağına dair somut tespitlerimiz var. Ama şunu çok net söylüyoruz, diyoruz ki bütün sorun alanlarını muhataplarıyla konuşarak ve doğru çözümü birlikte arayarak geliştireceğiz. Bizim siyaset tarzımız buyurgan, her şeyi bilen, her konuda ahkam kesen bir siyaset değil. Sözünüz varsa sessiz çoğunluktansanız, yani etrafta gürültü yapanlardan değil, sesini duyuramayan büyük çoğunluğun içerisindeyseniz diyoruz ki yurttaşlarımıza gelin birlikte ses olalım, sesimizi birbirine katalım, yeni bir söz, yeni bir yaklaşım ortaya koyalım ve bu anlamda da Türkiye'nin sorunlarını çözecek siyaseti birlikte geliştirelim. Yoksa sokakta herkes eleştiri yapıyor. Yani bunun için çok şey bilmeye ihtiyaç yok. Yani kimimiz sosyal medyada ahkam kesiyoruz. Kimimiz işte kahvede vatan kurtarıyoruz, memleket kurtarıyoruz. Ama yani sorun çözmek örgütlü mücadeleyle olur, toplumsal mücadeleyle olur. Bir araya gelelim, konuşalım, tartışalım. Bizim eksiğimiz, yanlışımız varsa biz sizden öğrenelim. Sizin bu işe yapacağınız küçük bir katkı varsa bundan da hepimiz hep birlikte faydalanalım, ülke faydalansın diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Peki efendim, biz teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, güzel açıklamalarda bulundunuz. Halkımıza, izleyicilerimizle paylaştık. Umarım onlar en iyi şekilde değerlendireceklerdir. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Memleketimize, Serhat şehrimize tekrar selamlarımızı iletiyoruz. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Ses Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen Bey açıklamalarda bulundu. Gelecekte, siyasette neler yapılması gerektiğini, neler yapacaklarını söylediler. Kendilerini bir başka programda yine ağırlamak üzere sizler de bizleri tercih ettiğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun, hoşça kalın.